Aa, ne oluyor burada? Hoş geldiniz. Hoş bulduk da. Siparişler yetişmeyecek diye yardıma geldiler bize. İnanmıyorum. Özge. Özge teklif etti. Fatma Gül'e yardımımız olsun dedi. Vay, ne diyeceğimi bilemiyorum. Koştur koştur nasıl geldim şuraya bir bilseniz. Zaten dün akşam uyumamışım. Sipariş çok. Nasıl yetiştireceğim diye kara kara düşünüyordum. Allah sizden razı olsun. Sizden de. Merak etmeyin, bütün siparişleri vaktinde yetiştireceğiz. Vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum. Sağ olun, var olun. Oturun, bir çay koyayım hemen size. Vallahi iyi olur. Nasıl koştur koştur geldim buraya kadar. Ay, biraz dinleneyim. Ondan sonra ben de sıvarım kollarını. Kerim'in iyi haberini aldık, çok sevindik. Çok şükür ucuz atlattı. Kim vurmuş belli oldu mu? Maalesef. Kim yaptıysa elleri kırılsın inşallah. Öyle bir korku yaşattı ki bize. Yani bu çocuk ölebilirdi de Allah korusun. Sakat kalabilirdi. Verilmiş sadakanız varmış. Bize çektirdiği o korkular yanına kar kalmayacak inşallah. Elbet çıkacak ortaya. Elbet yakalanacak. Sağ ol Mehmetciğim. Evet Meryem ablacığım, ağrıları dindi. Hastane yemeklerinden şikayet etmeye başladı bile. Ay canım, kıyamam ben ona. O biraz toparlansın, ben bir şeyler götürürüm ona. Sen ne yaptın mutfakta? Yorgunluktan bittin değil mi? Allah'a çok şükür, yardım edenim çok. Bak Fatma Gül, ben şimdi bu işleri hallettikten sonra bir duş alıp hemen geleceğim yanına kızım. Senin gelmene gerek yok Kadir abi, de sen de dinlenin biraz abla. Yarın bir yere ben giderim, sen gelirsin. Ya da ben hiç gitmem, siz akşam görmeye gelirsiniz, öyle idare ederiz. Kızım Kadir Bey dinlensin. Ben geleyim yanına işte, bir işe yararım orada. Ablacığım Allah aşkına, iyiyiz biz. E tamam, iyi, güzel, siz baş başa kalın öyle. Bak Özge'yi veriyorum, sana bir şey söyleyecek. Aa tamam, ver. Fatma Gül. Canım. Kerim abi yürüyebilecek değil mi? Bak seni soruyor. Evet Özge'cim yürüyecek. Hatta bugün yemekten bir iki saat sonra yürütmeyi deneyecekler. Gerçi ben yarın yürütün dedim. Canı acır diye korkuyorum biraz. Benim yüzümden oldu diye çok korktum. O vurdu dediler de o değilmiş ama. Evet evet, yok öyle bir şey. Yine de benim yüzümden oldu. Bizim için gitmişti o eve. Hayır Özge'cim, senin yüzünden değil. Kötülük kötülerin yüzünden. Kendini hiçbir şey için suçlama ne olur. Tamam. Bizim için her şey çok güzel olacak, duydun mu beni? Fatma Gülcüm, tamam canım. Biz birazdan kapatacağız dükkanı, ben seni tekrar ararım. Hadi canım. Tamam abla, gelmiyorsunuz değil mi? Tamam tamam, dinleneceğim. Dinleneceğiz. Tamam, görüşürüz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Anne, çocuklar nerede? Rahmi Bey'i Murat'ı okuldan aldıktan sonra onları da aldı, eve götürdü. Demin konuştum, iyilermiş, koşturuyorlarmış evin içinde. Ne oldu? Yine çıktı değil mi dışarı? Abla. Yani ceza almış buraya saldırdığı için ama elimizde bir delil olmadığından herhangi bir şeyle suçlayamıyoruz. Olay zamanı Özge konuşmadığı için de herhangi bir delil gösteremiyoruz maalesef. Nasıl iki yıldır evimizde yaşadıysa bu şerefsiz, şimdi sokaklarda elini kolunu sallayarak gezecek öyle mi? Ben savcılıktan karar çıkarttım, bir daha yanınıza yaklaşamayacak. Ayrıca Nalan Hanım'a da söz verdi boşanmak için. Geçtim karşısına, dedim ki eğer çocuklarının yüzüne tükürmesini istemiyorsa, babalarının bir şerefsiz olduğunu bilmesini istemiyorsa boşan benden, bırak artık yakamızı dedim. Ne yapalım anne, yaşayacağız. Bakacağız başımızın çaresine. Özge'nin de yanında olacağız. Bak Fatma Gül nasıl başardıysa sen de yapacaksın. El ele verip birlikte halledeceğiz. Canım kardeşim. Yeter ki defolsun gitsin hayatımızdan. Peki nasıl inanacağız biz bu adama? Ya tekrar rahatsız ederse?
Ama iyice gözü korkmuş vaziyette. Buradan kaçmaya çalışırken Adana'ya gidecekmiş ailesinin yanına. Gene öyle yapacaktır eminim bundan. Biz de bir ev tutarız. Kaybettiririz izimizi. Sıfırdan başlarız her şeye. Siz hiç merak etmeyin. Ben yardım edeceğim size. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.